Arkadaşlar selamlar. 2023 TYT AYT deneme kampımıza devam ediyoruz. 35. denemeye geçtik. Şimdi yorumlarda gördüğüm kadarıyla yeni gelen arkadaşlar var. Onlar belki bilmiyordur. Bizler topluluk kısmında ayrıca soru paylaşıyoruz. Onları lütfen çözün çünkü mevcut benim tayfa yani izleyenler, o soruları çözenler memnun kalıyor. Siz de yeni gelenler o sorularla devam edin. Ayrıca denemeleri zaten çözüyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar ilk soruyla başlıyorum. E eh, ahilik teşkilatı ilk kez hangi Türk İslam devletinde kurulmuştur? Bakın. Ahilik ilk defa Türk İslam devletleri içerisinde Anadolu Selçuklu yani Türkiye Selçuklu devletinde görülüyor. Halbuki bu sistem var aslında. Ama eh, ismi değişik bir şekilde kullanılıyordu. Daha öncesinde Abbasi'lerde fütüvvet teşkilatı olarak biliniyor. Anadolu Selçuklu devletinde ahilik olarak geçiyor ama Osmanlı devletinde ne olarak geçiyor? Lonca teşkilatı olarak geçiyor. Şimdi bakın bu bir esnaf örgütlenmesin. Piyasaları, ticari hayatı kontrol etmek, hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak amacıyla kurulmuş bir sistemdir ahilik. Ve ahilik arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti döneminde sadece Türklerin ve Müslümanların olduğu bir örgüttür. Burada inancı olan, dinine bağlı, dinin gereklerini yerine getiren cömert, dürüst esnaflar toplanır, bir araya gelir ve gruplaşırlar. Her esnaf grubunun başında liderleri olur ve bu liderlere şeyh ya da pir denilir. Her şehirde, İç Anadolu'da özellikle her şehirde böyle esnaflar örgütlenir ve birbirlerini batırmayacak şekilde e, üretim dengeleri kurulur. Mesela birbirlerini batırmayacak şekilde fiyat politikası belirlenir. Hatta o fiyat aralığı belirlemeye fiyat politikasına nar kesmek denilir. Ve ahilik teşkilatında bir mesleki eğitim söz konusudur. Burada çırak olarak başlarsın, kalfa olursun, usta olursun. Sonra kendin dükkan açmak istersin ve gedik alırsın. Yani dükkan açma, ruhsat alırsın. Ahi teşkilatı başlı başına güzel bir sistem. Ee, özellikle Kayseri'de çok gelişmiş, Kırşehir'de çok gelişmiştir. E, genelde İç Anadolu'da gelişmiş bir sistemdir. Ahi'lik teşkilatı ile ilgili arkadaşlar ya da lonca teşkilatı ile ilgili ayrı bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Çünkü burada böyle bir dakikalık anlatılabilecek bir sistem değil bu. Biz neyi biliyoruz, neyi öğrendik şu an? İlk defa Türk İslam devletleri arasında Anadolu Selçuklu'da görüldüğünü. Peki bu sistemin Osmanlı'da ne olarak devam ettiğini bileceğiz? Lonca teşkilatı buna dikkat. Şimdi yukarıdaki bilim insanlarından hangileri Osmanlı Devleti'nin hizmetinde bulunmuştur? Arkadaşlar, bunların üçü de matematikçi ve astronomi uzmanı. Ali Kuşçu, iyi dinleyin. Timur devletinde yetişmiş. Tamam mı? Ne yapmış bu adam? Akkoyunlu devletinin hizmetine girmiş. Sonra Akkoyunlularda hizmet ettikten sonra da Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı hizmetine gelmiş. Yani Ali Kuşçu hem Timur devletini görmüş hem Akkoyunluları görmüş hem de Osmanlıyı görmüş. Bu açıdan önemli. Uluğ Bey Timur devletinin hem lideridir, hükümdarıdır hem de bir bilim insanıdır. Ve Uluğ Bey ne yapıyor? Semerkant'ta bir rasathane gözlem evi açıyor. Bu açıdan önemli. Ama ben bunu eliyorum çünkü Osmanlı'da hizmet göstermedi. Bir hükümdar zaten bu. Hangi devletin hükümdarı? Timur. Taküttin Mehmet 3. Murat zamanında Osmanlı'da rasathane kuruyor. Nerede? İstanbul'da. Osmanlı'nın İstanbul'da ilk rasathanesini kuran 3. Murat zamanında Taküttin Mehmet. Dolayısıyla 1 ve 3 Osmanlı'da hizmet gösteren bilim insanlarımız arasında. Üçünün de ortak özelliği neydi? Hem matematik hem de astronomi uzmanı olmaları. Peki özellikle neye dikkat etmen lazım? Ali Kuşçu neden? Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in çok değer verdiği bir isim. Akkoyunlu Devleti'nden Osmanlı'ya Fatih döneminde geliyor. Asla unutmuyorsun. Cevabın ne oldu? 1 ve 3. Balkan savaşları hangi fikir akımının önem kaybetmesine etkili olmuştur? Arkadaşlar çıkmış bir sınav sorusu bu. Bakın çıkmış sınav sorusunda şöyle sormuş. Trablusgarp ve Balkan savaşları hangi fikir akımının önem kaybetmesine etkili oldu? Osmanlıcılık. Niye? Çünkü özellikle Balkan savaşlarında Balkan topraklarımızda çok insan yaşıyor ya çok kimlik çok inanç yaşıyor. Sırplar, Bulgarlar, Macarlar, Arnavutlar, Makedonlar farklı farklı milletler ve inançlar var. Dolayısıyla sen Balkan savaşları ile Balkanları kaybedince e, o bölgede Osmanlıcılık fikri artık önem kaybediyor. Niye? Osmanlıcılık ne demek ki? Osmanlıcılık din, dil ırk ayrımı gözetmeden herkesi Osmanlı vatandaşı saymak. Dolayısıyla sen dinine, inancına, kimliğine, kültürüne bakmadan herkesi böyle topyekün kendi vatandaşın sayıyorsun. Peki bu kadar farklı kitlenin inancın yaşadığı bir bölge kaybedilirse ne olur? Elinde Anadolu'daki insanlar kalır. E Anadolu'da kim var? Türkler var. Dolayısıyla Balkan savaşları Osmanlıcılığı zayıflatırken bir taraftan da Türkçülüğün iyice güçlendiğini görüyoruz. Zaten Türkçülük fikir akımı 2. E, ikinci meşrutiyet ile birlikte iddia terakki fırkasının etkinliği arttıkça güçleniyordu. Şimdi de iyice güçlenmeye başladı. Hatta bu Türkçülük ve Turancılık fikir akımı birinci dünya savaşında zirveyi görecek. Ancak Kafkasya cephesinde başarısız olunca Türkçülük yani Turancılık fikri önemini kaybedecek. Daha doğrusu Turancılık daha geniş bir Anlamda böyle daha büyük idealleri olan bir fikir. Turancılık özellikle Kafkasya'dan sonra etkisini kaybedecek. Şimdi ben size buraya çalışmanız için arkadaşlar küçük bir slide hazırladım. Bakın şimdi burada fikir akımlarının temsilcileri var tamam mı? İslamcılık, fikir akımı, Osmanlıcılık ve Türkçülük. Ben bu üçünü önemsediğim için buraya koydum. Batıcılığı koymadım mesela bakarsınız kendiniz. Ya da Adem'in merkeziyetçiliği koymadım bakarsınız kendiniz. Ama ben şu özellikle İslamcılık ve Türkçülüğü yani Turancılığı çok önemseyeceğim. Bakın İslamcılık fikir akımının temsilcileri Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Hamdi Akseki, Eşref Edip bilmek zorunda değilsin. Biraz ayrıntı Eşref Edip. İkinci Abdülhamit zaten ikinci Abdülhamit döneminin fikir akımı devletin resmi ideolojisi olmuş. istibdat döneminde İslamcılık. Said Halim Paşa. Arkadaşlar Türkçülük ya da Tuğrancılık fikir akımına mensup olanlar Zeki Velidi Togan, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Necip Asım, Enver Paşa ki Enver Paşa burada en önemli isim aslında. Mehmet Emin Yurdakul ki bu da Cenge Giderken adlı şiirin sahibi. İsmail Gaspıralı. Osmanlıcılık fikir akımının temsilcileri ise arkadaşlar Ziya Paşa, Mustafa Reşit Paşa, Mithat Paşa, Ali Suavi, Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Beyzade. Ya o kadarı gerek yok. Ben notlarımız olsun diye koydum ama sen şöyle kodlayabilirsin. Bakın zaman Osmanlıcılık zamanı diyenler kimler? Osmanlıcılık zamanı diyenler bakın Ziya Paşa, Mustafa Reşit Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi, Zaman yani Ziya Paşa, Mithat Paşa, Ali Suavi, Namık Kemal bu dördünü asla ve asla unutma tamam mı? Dördüncü soruya geçtim ha, sorumuzun cevabını vermiştik değil mi şurada tamam sıkıntı yok. Osmanlı'nın Kuzey Afrika topraklarından hangileri Fransa tarafından işgal edilmiştir? Hemen şu Kuzey Afrika'yı bir hatırlatayım ben size. Arkadaşlar bakın Fas Cezayir Tunus Trablusgarp ve Mısır. Bugün inanılmaz yorgunum. Belki belli oluyordur videodan. İnanılmaz yorgunum. Geleneğimizi bozmayalım diye bugün aslında yüklemesem benim için daha iyi olacaktı video ama e yüklemiş olalım, geleneği bozmayalım. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi de bizim Kuzey Afrika ülkelerimiz, ele geçirdiğimiz topraklarımız. Fas, Cezayir, Tunus sırasıyla Trablusgarp, günümüzdeki Libya ve Mısır. Ben şimdi size neyi hatırlatacağım? Hemen buralar ne e, hangi padişah döneminde ele geçirildi? Burada neyi bileyim? Bakın Mısır'ın Yavuz Sultan Selim döneminde ele geçirildiğini unutma. Trablusgarp'la Cezayir'i de unutma. Çünkü kanuni Sultan Süleyman döneminde ele geçiriliyor. Tunus'u, Fas'ı unutabilirsin, sorun değil. Şimdi burada arkadaşlar bizim Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz ilk toprak Cezayir'di. Bunu unutmuyorsun. Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz son toprağımızsa Trablusgarp'tı. Bunu da asla unutmuyorsun. Bir de ne diyorum sana bak. Fas, Cezayir, Tunus. Buralar Fransa tarafından alınmış. Trablusgarp İtalya tarafından alınmış. Mısır. İngiltere tarafından işgal edilmiş. Yani buraları kime kaybettiğini bilmek zorundasın. Fas, Tunus, Cezayir. Kim almış? Fransa. Trablusgarp 1912 Uşi Anlaşması ile kim aldı? İtalya, Mısır. 1882 kim işgal etti? İngiltere asla unutma. O zaman cevabı ne olmalı? Fransa tarafından diyorsa Cezayir, Tunus. Cevabım 1 ve 2 olacak. Son soruya geçtim. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele döneminde ulusal bağımsızlık doğrultusunda yayın yapmamıştır? Yani milli mücadelemize zarar vermiş, kötü faaliyetlerde bulunmuş zararlı yayın organını soruyorum. Hakimiyeti milliye yararlı arkadaşlar. Hatta TBMM'nin yarı resmi yayın organıdır. Anadolu Ajansı bizim milli mücadelemizin dönüm noktalarından biridir. Günümüzde hala var. Devletimizin, milletimizin en önemli ajansıdır ve milli mücadele lehine bir sürü iş yapmış. İrade-i Milliye, Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal tarafından çıkarılan gazetedir. Sebeül Reşat, baş yazarlığını Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı milli mücadeleyi destekleyen dergidir. Hatta e, İstiklal Marşımızın yayınlandığı ilk dergidir arkadaşlar. Sebeül Reşat tabii ki yararlı. Ay Dede dergisi zararlı. Ben şimdi size zararlı yayın organlarını şöyle kodladım. Bakın zararlıysa milli mücadelede parazit, zararlı, kötü. Bakın asla unutmayacağız. Peyamı Sabah, Alemdar, Aydede, Zincirbent, Zafer, İrşat, Tan. Dahası da var arkadaşlar. Bu kadar değil tamam mı? Ben en önemli ve ÖSYM'nin özellikle sorduğu, üzerinde durduklarını buraya almaya çalıştım. En çok neyi soruyor ÖSYM? Peyami Sabah, ve alemdar en çok bu ikisini zararlı yayın organı olarak soruyor. Aklınızda olsun. Arkadaşlar 36. denemede görüşmek üzere. Yarın 36. denemeye yüklerim. Topluluk kısmını ihmal etmeyin. Oradan sorularımızı çözelim. Çok yorgunum. Gideyim biraz dinleneyim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.